Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, Bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda Tron'u inceleyerek TRX coin nedir ve gelecek vaat ediyor mu sorularına cevap bulmaya çalışacağım. Ayrıca Tron ile ilgili önemli seviyeleri belirtip gelecek fiyat beklentilerimi sizlere aktaracağım. Tron ekosistemi, bünyesinde çeşitli protokoller ve araçlar barındırarak merkeziyetsiz bir içerik dağıtım ağı oluşturmayı amaçlayan bir blockchain platformudur. Tron platformu aynı zamanda smart kontratları da içermektedir. Tron ekosistemi online oyunlar, DeFi borsaları, borç alıp verme platformları gibi birçok uygulamanın merkeziyetsizlik esasıyla oluşturulup dağıtılmasına olanak sağlamaktadır. Tron ekosistemi sayesinde kullanıcılar, herhangi bir sınırlandırma veya sansürleme olmaksızın merkeziyetsiz bir internet üzerinden tüm verilere anında ulaşım sağlayabilmektedir. Ethereum ve Binance Smart Chain gibi diğer akıllı sözleşme platformlarında olduğu gibi, Tron blockchain'i de bünyesinde birçok token oluşturulmasına olanak sağlar. Tron ekosisteminin yerel para birimi TRX coin'in maksimum arzı bulunmamaktadır. Şu anda mevcut arzın %45'i kestin sana ait kalan %55 ise diğer kullanıcılara aittir. Tron platformu 2018 yılında BitTorrent platformunu da kendi bünyesine kattı ve BitTorrent sayesinde Tron ağına çeşitli araçlar eklendi. Bildiğiniz gibi BitTorrent dünyanın en büyük merkeziyetsiz P2P protokolüdür. Tron ekosistemi aynı zamanda algoritmik bir stabil coin'de barındırıyor. USDD algoritmik stabil coin'i ile yatırımcılara hizmet vermektedir. Bu konuyla ilgili düşüncemi videonun sonunda belirteceğim. TRX coin 2021 boğa koşusunda 18 sent zirvesine ulaşmış ve ardından dalgalı bir seyirle düşüş trendine girmiştir. 2022 Haziran ayı içerisinde 0.046 seviyesine kadar gerileyen TRX coin'de 0.05 sent seviyesi önemini koruyor. Bu seviyenin altında ise 0.038 ve 0.023 seviyeleri önemli desteklerdir. Kripto paralarda bir toparlanma olması durumunda 0.078-0.085 seviyeleri kısa vadedeki direnç seviyeleridir. Fiyatın bu seviyelerin üzerine yerleşmesiyle 0.12 seviyesi ve ardından 0.18 eski zirve seviyesi orta vadede takibimde olacaktır. Tron ekosistemi, bünyesinde çok sayıda token bulundurarak akıllı sözleşmeler ve çeşitli hizmetlerle gelişmeye devam eden bir platformdur. Ancak USDD stabil coin'ine yüksek faiz imkanı sunması ve bu algoritmik stabil coin'i için büyük ölçüde Tron coin'i teminat olarak tutması, akıllara Terra Luna'da yaşanan büyük çöküşü getiriyor. Her ne kadar büyük bir proje ve gelecek vaat ediyor olsa da bu konuyla ilgili aklımın bir köşesinde her zaman soru işaretleri olacaktır. Ayrıca Tron coin'in hemen hemen yarısının Kestin San tarafından tutulması da ayrı bir risk teşkil ediyor. Tron coin'i son derece gelişmiş buluyorum ancak uzun vadeli yatırım konusunda pek sıcak bakmadığımı sizlere aktarmak isterim. Tron coin yatırım yapan izleyicilerimin de Tron ile ilgili haber akışlarını yakından takip etmesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu gibi içeriklerin devamı için beğen tuşuna dokunup kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaşımlarım piyasalarla ilgili kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım kararlarınızı kendiniz alınız. Unutmayın, yatırımınız bir başkasının düşüncelerine bırakılmayacak kadar önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.